Aşağıda verilen grafiklerden hangisi fonksiyon grafiğidir diyor. Mevzumuz neydi arkadaşlar? Tanım kümesindeki bir eleman aynı anda iki yere gidemez. Burada bakın şu dikey doğruyu çizdiğiniz zaman düşey doğruyu şöyle bir A noktası hem şöyle bir Y1 değerine gidiyor hem böyle bir Y2 değerine gidiyor. Bu yüzden tamam mı? Biz deriz ki düşey doğru çizin. Düşey doğrular grafiği tek noktada kessin. Sebebi de bu tanım kümesindeki Eleman iki yere, üç yere gitmesin diye. Bu yüzden bakın A, B, C ve E zaten direkt X eşittir. K doğrusu ne versen farklı bir Y değerine gidiyor. O yüzden bu bir nokta, sonsuz tane noktaya gitmiş bir nevi. Dolayısıyla burada bakın düşey doğruları çizdiğimizde D şıkkı doğru cevap oluyor. Her biri tek noktada kesiyor çünkü grafiği yani her bir eleman farklı bir yere gitmiş. F0 nedir arkadaşlar? X'e sıfır verdiğiniz zaman Y eksenini kestiği noktayı sorar grafiğin. Yani eksi 4. F'nin tersi 0 ne demek? Burada arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Kafanız karıştığında A'ya eşitleyin. Atın F e öbür tarafa ne olarak geçer? Böyle. F'a eşittir sıfır ne demek? x eksenini kesmek demektir. x ekseni nerede grafik kesiyor? 5'te. Bu yüzden arkadaşlar f5 0 ise f'in tersi 0 da 5'tir. Gelelim şimdi f bileşke f 2'ye. Önce ne yapacağız? f 2'ye bakacağız. f eksi 2 kaça eşit? y'de eksi 1'e. Şimdi gelelim f 1'e. f 1 neresi arkadaşlar? Bakıyoruz. Hemen orada da dikkatli olun bir şey göstereceğim. f 1 arkadaşlar boş olduğu için eksi 2'yi pas geçecek nereye gelecek? İçi dolu olan kısmı olan eksi 3'e. Böylece eksi 3 yazalım. Eksi 4 artı 5 eksi eksiden artı 3 cevabımız 4 oldu. D şıkkı. F bileşke G5 nedir diye sorulmuş. Bakın bir doğrusal fonksiyon bu kırmızı olan. Mavi olan da nedir? Sabit fonksiyon. X'e ne verirsen ver. y hepsi eksi 4. Bu yüzden F bileşke G5'teki G5 nedir? hep eksi 4 olduğu için f eksi 4 olur. f eksi 4'ü nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen size şöyle göstereyim. E, birinci yol yapayım, ikinci, üçüncü isteyen dinlesin. Veya iki yoldan yapmayayım, abartmayayım. Bir tane daha yoldan yapayım ekstradan. Şimdi bakın, doğrusal fonksiyon ne demektir? Y eşittir mx artı ne demektir arkadaşlar? Haliyle burada x'e 0 verdiğimizde yani f 0 2 olmuş. Sonra x'e 2 verdiğimizde f 2 0 olmuş. Bu ne demek? m çarpı 0 artı n eşittir 2'den n arkadaşlar 2 oldu. Öbürüne baktığımız zaman x'e e 2 verdiğimizde 2m, n zaten 2 idi. Eşittir 0'dan m eksi 1 geldi. Böylece bu fonksiyon e, fx eşittir eksi x artı 2. Benden kaç istiyor? Eksi 4. Yaz yerine eksi eksi 4'ten artı 4 artı 2 6. Ben cevabı yaptım. Buradan 6 Bulmuş olduk. Şimdi isteyenler için şöyle bir yoldan da göstereyim. Bakın diyelim biz burada eksi 4 benzerlik veya dik üçgen fark etmez. Benzerlik dersen 2'nin 6'ya oranı, 2'nin 6'ya oranı. 45-45-90 üçgeninden dolayı da ikiz kenarlık var. Yine bakın 6 geliyor. F-4 arkadaşlar. Bunu da böyle ikinci yol olarak söyleyeyim. Üçüncü yol y bölü 2 artı x bölü 2 eşittir 1'den y bölü 2 yani f x bölü 2 eşittir 1 eksi x bölü 2'den de x gördüğünüz yere eksi 4 yazarsanız yine cevap gelecektir. İki tane doğrusal fonksiyon verilmiş. 2, 2, eksi 3, 1 diye. G3 nedir diye sorulmuş. Şimdi G'nin ama üzerinde arkadaşlar vermemiş. Bunu önce şöyle görelim bakın. Bir doğrumuz var. Burası 2, burası 2. Burada arkadaşlar birinci yol şunu diyebilirsiniz. Y'nin Y'yi kestiği yer 2. X'in X'i kestiği yer 2. Eşittir 1 dersiniz. Sonra F, G'ydi bu pardon. G kaç soruluyor? 3. G 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 eşittir 1. G 3 bölü 2 eşittir buradan. Eksi 1 bölü 2. İkiler gider. G 3 bakın eksi 1 olur. Bir buradan yapabilirsiniz. G 3 eksi 1 olduğu için de Sonra f'in tersi eksi 1'i bulacağız değil mi? Burada da ne yapacağız? Fonksiyon denklemini bilmediğim için bakın burada daha kolay olan ters fonksiyona gitmek yerine f'a eşittir eksi 1 demek. Yine aynı yorumu yapıyorum. y'yi kestiği yer 1, x'i kestiği yer eksi 3 bölü 1. Bu bir doğrunun grafik denklemidir arkadaşlar. Bundan sonra x yerine a yazacağız. Yani f a buradan aşağısı 1, Buraya A yazdık eksi 3 bölü 1. F neymiş arkadaşlar eksi 1 değil mi? O zaman şurayı bir düzelteyim pardon. O zaman arkadaşlar bunu sileceğiz. Böylece buraya eksi 1 yazacağız. A bölü eksi 3. Öbür tarafa atarsak 2 olacak. A da buradan eksi 6 gelecek. Bu şekilde bir yol yapabiliriz bu soruda. E, cevabı yaptım şimdi ikinci yoldan göstereyim görmek isteyenler için. Benzerlik yoluyla yapacağım. İsteyen dinleyebilir. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle burasına bakıyorum grafiğin. Ee, burası 3 birim. Şimdi şuradan 2 üç arası 1 bir birim. 45-45 90 üçgeninden dolayı bakın burası da 1 bir birim oldu. Yani G3 hemen eksi 1 geldi. Sonra yine aynı şeyi şurada yapacağım. Y'si eksi 1 olan nokta demektir. F'in tersi eksi 1 demek. Y'si eksi 1 olan nokta. Yani burası 1 bir birim demektir arkadaşlar. Bir birim olduğuna göre görüyor musunuz bakın. Burada kelebek benzerliğinden 1 bölü 1 benzerlik oranı var. Dolayısıyla toplamda 3 3 6 birim oldu yani eksi 6 geldi. Buradan ben daha kolay yaparım ama görmek isteyen istediğinden yapabilir sorun değil. Tanım kümesi A'ymış, görüntü kümesi B'ymiş. Tanım kümesi için arkadaşlar düşey doğrular çizeriz. Bu düşey doğrulara bakarız hiç arada boş bir şey kalmaması lazım ama. Burada bakın eksi 4 açık aralığı sonra şöyle görmeniz için yapayım bakın. Ta nereye kadar gidiyor bu eksi 4'ten arkadaşlar 8'e kadar 8 dolu. Peki arada boşluk var mı? Evet var bakın. Bir hiçbir yere gitmemiş onu çıkarmamız lazım. Şunu diyebilirsiniz hocam burada da bir boşluk var ama sıfırda beşe gitmiş. O yüzden Eksi 4'ten 8'e kadar arkadaşlar. Burası açık. Burası kapalı aralık ama biri çıkarmalıyım. Şimdi geliyorum e, görüntü kümesine. Görüntü kümesi için ne diyeceğiz arkadaşlar? Görüntü kümesi de yatayda çünkü y'leri ilgilendiriyor. Y'leri gösterirken de böyle yatay doğrular çizeriz. Şimdi buna göre bakalım burada arkadaşlar yatay doğrular çizerken en uçtan başlayacaksınız. Yatay doğrular çizdiğimizde neresi boş kaldı? Yo burası boş kalmadı. İlk başta bir boş gibi görünüyor ama Y burada sıfırda dolu. Problem yok. Devam ediyorum. İki de boş ama diğer yerlerde dolu. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Yani bunun görüntü kümesi arkadaşlar. Eksi 3 açık. 5 kapalı aralı oldu. En son Y'si 5 çünkü. Buna göre bunların kesim noktası ne oldu? E, eksi 3 arkadaşlar açık. Sonra 5 kapalı. Ancak ikisinde de bir olmadığı için biri çıkarmak zorundayım. E şıkkı. Verilen fonksiyon fx, sorulan fonksiyon fx artı 2. Şimdi benim için arkadaşlar burada şu çok önemli bakın. İçeride ne varmış ki sıfır olmuş. Ben iç diyorum bakın x dememeye dikkat ediyorum. Neden? Burada x dediğim burada x artı 2 çünkü. Bir de grafiği nasıl okuyacaksınız söyleyeyim. x'e nokta nokta verdiğinde sonuç nokta nokta çıkmış. Bu yorumu, bu cümleyi düşünürseniz çok hata yapmazsınız. Bakın şimdi x'e 5 verdiğinizde sonuç 0 çıkmış. O zaman bu fonksiyon ne? fx değil mi? Haliyle f5 eşittir 0 demektir. Cümleyi böyle kur sonra yerine yaz daha iyi anlayacaksın. Bu soru çok zor değil ama başka sorularda kafa karışıklığını aşmanın yolu X'e verdiğimizde sonucun çıkması. Şimdi haliyle bu fonksiyonun sıfır olması için bu sonuçta f mi? Evet. Bu f mi? Evet. Fonksiyon değişmiyorsa içe önemli değil. Önemli olan şu. Bu fonksiyonda x eksi 4 verdiğinde cevap sıfır geliyor değil mi? Yine 2 eksi 2 verdiğinde sıfır geliyor. E, 1 verdiğinde sıfır geliyor. Bir de 5 verdiğinde sıfır geliyor. Doğru mu? Buna göre arkadaşlar yeni fonksiyonda x artı 2 var. Artık bunu 5 yapman lazım. X eşittir 3 Sonra e, x artı 2'yi arkadaşlar 1 yapmanız lazım. x eşittir eksi 1. Başka x artı 2'yi yani içeriği ne yapmam lazım benim? Eksi 2. Bu yüzden x eşittir eksi 4. Ve son olarak x artı 2'yi eksi 4 yapmam lazım. Bu yüzden arkadaşlar x eşittir eksi 6. E, 3. Burası eksi 1. 2 oldu. Eksi 4 daha eksi 2. Eksi 6 daha eksi 8 yaptı. Yorumumuz bu arkadaşlar. Gerçek sayılardan gerçek sayıları tanımlı bir FAB fonksiyonu 2x artı 3 eksi 24 eşittir 0 doğrusu x ekseninin x eşittir a ve x eşittir b doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı olarak tanımlıyor. Buna göre f6 virgül 12 nedir demiş. Burada ki bakın a 6 b de 12 tamam mı? Ne yapacağız o zaman? Bu doğrunun oluşturduğu alanı yapacağız. Nasıl doğru çizeriz? Çok basittir. Y'ye 0 verirsiniz. X'i kestiği yeri bulursunuz. X'e 0 verirsiniz. Y'yi kestiği noktayı bulursunuz. Bunları birleştirdiğiniz zaman doğru olur. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar X eşittir A demiş. X ekseni tamam. Şöyle. Sonra arkadaşlar X eşittir A burada ne? X eşittir 6. X eşittir 6 doğrusu o zaman budur. Sonra başka ne demiş? Y eşittir B demiş değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle bir Y eşittir. 12 doğrusu çiziyoruz. Ha pardon o da x'miş affedersiniz. Hemen düzeltiyorum. O da arkadaşlar x eşittir 12'ymiş. Böyle. Şimdi birisi x eşittir 6 birisi x eşittir 12. x ekseni bu doğru. Bu doğru ve doğrunun kendisi arasında kalan kapalı bölgeyi gördünüz mü? İşte burası oldu. Burası zaten 6 birim. Peki şu ordinatı nereden bulacağım? Benzerlik yoluyla. Bak şimdi. Burası 6 çok basit bir benzerlik. Orta taban. Burası 8 olduğu için tam şöyle bir K noktası diyeyim buraya. K noktası da arkadaşlar orta nokta olduğu için taban orta tabanın 2 katıdır. Bu yüzden orta taban 4 olur. Bu üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 olur arkadaşlar. Zaten bu alanı bize fonksiyonun değerini veriyormuş. C şıkkı oldu. G eksi 7, G'nin tersi M eksi 5 nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar G eksi 7 için X'e kaç vermemiz lazım? Eksi 4 değil mi? Böylece G eksi 7, eksi 4 olduğu için burası 17 yaptı. Şurası da F eksi 3 oldu. Dikkat F eksi 3 ne yapmış? X eksenini kesiyorsa Y'si sıfırdır. Yani fonksiyon sıfıra eşittir. Buradan cevap sıfır geldi. G'nin tersi M eksi 5. Burası şimdi sıfır olduğuna göre buraya ne kaldı o zaman mecburen? Eksi 5 kaldı. G'nin tersi M eşittir eksi 5 ise tersle uğraşma at buraya. G eksi 5 neymiş? M. Şimdi M'yi bulacağız. G'yi eksi 5 yaparak. Eksi 5 yapmak için buraya kaç vermem lazım? Eksi 3. G eksi 5. Eksi 3 verdiğim için 10 çarpı F eksi 2. Burada bakın G eksi 5'i bulacağız. F eksi 2 ne? X'e eksi 2 verdiğinde Y'si kaç gelmiş? Eksi 1. Böylece g eksi 5'te eksi 10'muş. Bu eksi 10 dediğimizde neydi? M'ydi. Cevabımız A şıkkı oldu bu yüzden. M tane bileşke arkadaşlar 4'e eşit olmuş. Burada sürekli birbirini tekrar eden durumlar olabilir. O yüzden bir bakmanız lazım. F eksi 1. Bakın şimdi. Birinci diyeyim buraya her seferinde bileşke yapmamak için. Birinci bileşke yani sadece kendisi aslında. F eksi 1 1 geldi. F bileşke F manasında diyorum arkadaşlar. F ne oldu? F1 olunca 4 oldu. Ha güzel. Bakın şimdi 3'e geliyorum. Buraya dikkat lütfen. Yani F bileşke F bileşke F. Tamam bu bu 3 dediğim bu demek. Buradan F4 arkadaşlar ne oldu? Eksi 1 geldi. Sonra 4 bileşke yani F eksi 1 arkadaşlar 1. A gördünüz mü? 3'te 1 başa dönüyormuş bu. O zaman periyodu bunu... periyodu 3 olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu 3'te 1 başa dönüyorsa 4 olması için ne oluyor bak? 3'te 1 başa dönüyor. İkincisi 4 geliyor. M sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 demektir. Bu da arkadaşlar hangi cevap oluyor? C şıkkı. Güzel bir aynı zamanda periyot sorusu gördüğünüz gibi. Önemli bir bilgi bir fonksiyon tersiyle arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Bakın şöyle bir y eşittir x doğrusu dersek buraya böyle. Şimdi bu y eşittir x doğrusuna göre simetrik ya aslında bak b artı 2 2b artı 1 eşit. Çünkü y eşittir x doğrusu üzerindekilerin apsisleri ordinatlarına eşittir. Bu önemli bilgi daha sonra karşınıza AYT'de de gelecek. Buradan 1 eşittir b oldu. A içinde yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın şimdi. Bu sıfıra 4 noktası ya. Bunun y eşittir x'e göre simetriyi demek şu demektir. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Y ile x yer değiştirir. O zaman A da 4'e 0 olacak. Yani A da buradan 4 oldu. Bunların toplamları 5 geldi. Bir bilgi sorusu oldu bakın bu. Şöyle bir alan tanımlanmış, fonksiyon tanımlanmış. A'yı arkadaşlar x eşittir A'nın solunda kalan taralı bölgenin alanı olarak söylüyormuş. Bakın mesela burada diyelim bize dedi ki f 4 nedir? Hiç öyle şey yapmayalım zaten. Bakın şöyle bir doğru çizdiğimiz zaman x eşittir 4 doğrusunun solunda kalan bu bölgenin alanını istiyor demektir. Burada şunu diyebilirsiniz. Peki hocam bu x eşittir 4 doğrusu nerededir? Ben onu nasıl anlayacağım? Onu da şöyle anlayacaksınız. Y eşittir x doğrusu ya bunun ucu zaten burada 2'dir arkadaşlar. Bundan dolayı bu böyle bir x eşittir 4 doğrusu olarak burada durur. Ve y eşittir x doğrusu ne demektir? x'i 4 ise y'si de 4 demektir. Buradaki şu yamuğun arkadaşlar uzunluğu 4 birim olur. Şu uzunluğu 2 birim olur. Bir yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban yani toplamları 6. Bölü 2 çarpı yükseklik gördüğünüz gibi 2 birim. Buradan 6 geldi siyah bölgenin alanı. Sonra arkadaşlar gelelim şuradaki alana. Buranın uzunluğu 2 buranın uzunluğu 2 orası da 2 çarpı 2'den 4 oldu. Şimdi gelelim buradaki yamuğun alanına. Burada da y artı x eşittir eksi 4 diyor ya x'e 0 ver y'yi nerede kesiyor bu 4'te yani eksi 4'te. x'e y'ye 0 ver x'i nerede kesiyor yine eksi 4'te. E burası 45 45 93 gene o zaman. Buradan yine 45 derece. Burasının uzunluğu zaten dikdörtgenden dolayı 2 birim. Bak burası da 2 oldu. Böylece şunu diyebilirsiniz. Şimdi şurasının uzunluğu 4 birim. Burasının uzunluğu 2 birim. Karşı kenar bu yüzden dikdörtgenden 6 oldu. Toplam dikdörtgenin alanı 6 çarpı 2. Eksi şu beyaz bölgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 oldu. 10 eksi, 12 eksi 2'den de buranın alanı 10 geldi. Toplam alan böylece bakın 20 birim kare B şıkkı. F'in tersi 6 çarpı F4 küçüktür 0'mış. Ve F'in tersi 1 çarpı F7 de küçük eşit 0 olduğuna göre M tam sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar F4 ve F'in tersi 6. Şimdi F'in tersi 6 demek şu demek değil midir? Y'si 6 olan değerin X değeri. O zaman bu kesinlikle negatiftir. Buna bakın A dersek F A eşittir 6 olmalı. Böylece A kesin negatif. O zaman F4 kesin pozitif. F4 pozitif olduğuna göre demek ki şuralarda bir yerlerde. He, o zaman arkadaşlar M4'ten büyükmüş. Bak bu yorumu yaptık tamam mı buradan ilham alarak. Sonra F'in tersi 1. F'in tersi 1 arkadaşlar. Şöyle bakın şurası 1 değeri olsun. Buraya da böyle bir K diyelim. E yine F'in tersi 1 eşittir K dersek fk eşittir 1 olmaz mı? O zaman arkadaşlar gerçekten bakın ne oldu? fk 1 olduğu için k burada kesinlikle bir pozitif sayı. m'den küçük sadece. f7 de mecburen ne olması lazım? Ya 0 ya da negatif. Bu ne demek? f7 0'dan küçük veya eşitse arkadaşlar. Bakın şimdi buradan yine yararlanarak. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Burası arkadaşlar 7 olabilir ya da 7 arkadaşlar burada bir yerde olabilir. O zaman buradan yine aynı sonuç çıktı. M demek ki 7'den küçük veya eşit. Orayı şöyle bir daha göstereyim bakın. M 7 olsa fonksiyon 0 olacak. M gidip şuralarda bir yerde olsa bu sefer negatif olacak. Demek ki M hakikaten 7'den küçük veya eşitmiş. 4'ten de büyüktü. Alacağı değerler arkadaşlar 5 6 7 olacak. 3 tane güzel bir soru C şıkkı oldu